Merhabalar. Bu dersimize kadar olan uygulamamızı şöyle bir gözden geçirelim. Şu an ben uygulamamı Visual Studio 2013 üzerine taşıdım. Bunun üzerinden devam edeceğim. Bu zamana kadar yaptıklarımız bir tane veri tabanımız vardı. Nordmint veri tabanı. Bunu Express altına kurdum. Şimdi Visual Studio 2013 ile hazır gelen LocalDB instance'ı mevcutsa eğer bilgisayarınızda onun altına da kurabilirsiniz. Fark etmez. Şuradan Management Studio'dan gene bağlan dersiniz. Birinci dersin altında uygulama örneklerinde var. Nordwind'in kurulum dosyası ya da internetten bulabilirsiniz. Onu bu şekilde kurun. Kurduktan sonra şurada web config'te değişiklik yapmanız gerekiyor. Ne gibi değişiklik? Ben burada var olan bir veri tabanına bağlanacağım için burada bir connection string belirtmem gerekiyor. Bu ismini Nordwind connection string vermiştik hatırlarsanız. Ben şurada SQL Express yaptım. Siz bunu ne yapmanız gerekiyor? Eğer web 11 altındaysa şuraya aynen şu şekilde yazsanız işi çözersiniz. Şöyle localdb ters slash web11.0 demeniz yeterli. Bunu derseniz eğer şurada parantezi kapatmam gerekiyor. Bunu derseniz eğer Visual Studio 2013 ile varsayılan olarak Express gelmiyor. LocalDB geliyor. Onun altına Nordwind veri tabanını kurup buraya Express değil de LocalDB olarak değişikliği yaparsınız. Ben makinemde şu anda gene Express var. O yüzden gene aynı örnek üzerinden devam edeceğim. Aynı connection string üzerinden devam edeceğim. Connection string'i hatırlarsanız konteks dosyası üzerine Connection string'i yazdıktan sonra bunu konteks dosyamız üzerine tanıtmamız gerekiyor. Yani sen gidip eğer şunu yazmamış olsan ne yapıyordu hatırlarsanız, eğer bunu yazmazsanız şu an çalışıyor program. Eğer bu burada olmazsa ne yapar? Gider Nord namespace nokta konteksimizin ismi, yani code for sample nokta context nokta Nordwind context isminde bir veri tabanını nerede oluşturur? Eğer bilgisayarınızda Express varsa Express altında oluşturur. Eğer yoksa LocalDB üzerinde oluşturur. Ancak ben veri tabanım var. İçerisinde bir sürü bilgi var. Ben bunları hazır kullanmak istediğim için bir tane connection string'i oluşturdum ve de onu bu şekilde base class'ta ben bir connection string ismini gönderdim. Ve de veri tabanım, yani context code first altyapısı bu veri tabanını kullanacak. Evet, bunu kapattık. Bunları anlatmıştık daha önceden. Daha sonra entity'ler oluşturduk. Bu entity'ler neydi? Bu entity'ler de benim veri tabanımla programım arasında veri taşıyan nesnelerim de hatırlarsanız. Yani ben bir product kaydını İşte bir tane product kaydı için bundan bir nesne üretiyordum. Onun içerisini doldurup işte çeşitli işlemleri yapıyorduk. Bilgileri bu entity'ler üzerinden taşıyorduk, programla veri tabanı üzerinden. Daha sonra bir tane page master oluşturmuştuk hatırlarsınız. Page master'dan üretmiştik diğer web formlarımızı. Bu page master üzerinde ne yaptık? Bir tane repeater dosyası ekledik. Repeater kontrol ekledik. Bu repeater kontrolü ile benim veri tabanındaki kategoriler tablosundaki bütün verileri ben Page Master üzerinden yükledim. Kullanıcı bütün sayfalarda, yani Page Master'dan türetilen bütün web formlarda kategori bilgilerini görsün istedim. Bu yüzden bunu kullandım. Hatırlarsanız daha sonra iki tane dosya eklemiştik. İşte product list ve de supply list diye. Bunları bootstrap kullanarak, görüntümüz daha iyi olsun diye bootstrap kullandık şu şekilde. Bakın kategoriler buraya geldi. İşte product kısa bastığım zaman bütün productlar, şuralarda filtreleme işlemleri yapmıştık. Supply ile bastığım zaman bir tablo gelmiş karşımıza. Bunu yapmamızın amacı bu zamana kadar size web formların nasıl kullanıldığını ve de data kontrollerinin, işte list view kontrolü ya da işte repeater kontrolünün nasıl kullanıldığını göstermekti. Bu aşamadan itibaren programımızı daha sistematik bir şekilde ilerleteceğim. Bunun için ilk olarak gelip şuraya programımızı gelelim Solution Explorer'dan. Şuraya birkaç tane klasör ekleyeceğim ben.
Birincisi admin klasörü ekleyeceğim. Burada yönetici sayfalarını oluşturacağım. Yani kullanıcıların değil de işte sadece yöneticilerin görebileceği ekleme, çıkarma, güncelleme gibi işlemleri burada yapacağım. Kullanıcıları yöneteceğim. İşte daha sonra buraya bir product klasörü ekleyeceğim. Burada ürünlerle ilgili kullanıcıya bilgi göstereceğim. İşte şuraya supplier diyeceğim. İşte daha sonra supplier, daha sonra ne vardı? Şuraya bir de account klasörü ekleyip burada da kullanıcı login, register gibi işlemleri burada yapacağız.